çıtını bile çıkarma. Sen ha? Ne olsun eş? Sen de mi beni bu adi adama sattın yoksa? İnan bana, yapacak bir şeyim yoktu. Başıma silah dayadı, ne yapabilirdim ki? Sana söyleyecek vakit bulamadım. Gerçekten. Bu kadar saçmalık yeter. Geleceğin yeri biliyordum. Aynından iki bileklik. Öbür bileklik kim için olabilir ki? Tanrım. Arohi nereye gitti bilmiyorum. Hala geri dönmedi. Telefon da kapalı. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bir bakayım. Arohi, nereye gittin sen? Sürekli olarak seni aradım ama telefonlarıma bakmadın. Ben de şimdi kuyumcuya gidecektim. Benim için endişelendin öyle mi? Tabii ki endişelendim. Zaten ne kadar gergin olduğumu biliyorsun. Neden bu kadar sürdü tatlım? Kuyumcudan başka bir yerlere de mi gittin yoksa? Suşan, çabuk kaç. Durma. Hadi kaç. Sakın durma. Yine cesedin bulunduğu arabayla kaçtı. Söyle, neredeydin? Neden bu kadar düşünüyorsun? Aslında... Tamam, boş ver. Unutalım gitsin. Peki kuyumcudan neler aldığını söylesene tatlım. Sana kaç nesildir kuyumcumuz olduklarını söylediler mi? Hiralal'ın babası babamın kuyumcusuydu. Onun dedesi de dedemin kuyumcusuymuş. Çok becerikli bir kuyumcudur. Biliyor musun? Büyük annem eskiden kolyesini kaybetmiş. Ama fotoğraf olmadığı için kolyenin aynını yaptırmak zormuş. Ama adam hafızasını kullanarak o kolyenin aynını yapmış. Sahi mi? Evet. Peki sana verdiğim bilekliğin kimin olduğunu biliyor musun? Babaannemin. Sana özellikle onu verdim. Ama kadere bak ki kayboldu. Daha sonra Hiralal'a giderek aynı bileklikten yapmasını istedim. O da bir tane yaptı. Bir şekilde o bilekliği bulursam onu sana vereceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.